Başta da ifade etmiştim gayet karanlık bir tablo söz konusu. Gün ve hafta kapanışında 77.9 milyar liralık bir hacim var. 80 milyar lirayı göremedik ve 9700 puanında altında kaldığını görüyorum. 9668 puanda ve kapanış bu noktadan geldi. %2.55'lik bir kayıp olduğunu görüyoruz ve işte hemen şöyle bir bakalım. 9.651'e kadar geri çekilmişti BIST endeksi. Bugün artabilen, artmayı başarabilen sadece 3 tane senet var. BIST'e dahil senetler arasında, şirketler arasında. Onları da hemen size bir hatırlatmak istiyorum. Kayseri Şeker, Türk Hava Yolları, Yeo Teknoloji ve değer değişimi göstermeyen Yeo Teknoloji var. Evet düzeltiyorum. Pardon değer de, e, değer değişimi değişim bir senet daha var ve e, diğer tüm senetler tabii biz düzeye dahil olan e, farklı oranlarda düşüşlerle beraber günü kapattı ve e, diğer taraftan da devre kesicilerin de devreye alındığını devreye girdiğini ve e, geride bıraktığımız özellikle bir saat diliminde e, gelen tabii bildirimlere yetişemedim ne yazık ki. E, bolca senette de devre kesici devreye girmiş durumdaydı. İşte bunlarla beraber günü olumsuz bir tablo ee, eşliğinde kapatıyor BIST 100 endeksi. Şimdi bir hemen şöyle şeye de bakalım. BIST 500'e de bakalım. Onu da ekranımıza alalım. Hı Şimdi BIST 500 de ekranımıza geliyor. Çünkü BIST 500'de özellikle göstermek istedik. BIST 100'e paralel bir şekilde kırılımlar yaşandı o noktada da. Sabah belli bir oranda e, yatay ama pozitif bir seyir vardı ancak o noktada tutunamadı. Özellikle öğle üzeri gelen satışlar biraz daha akşam üzeri derinleşince işte 11.000-17'ye kadar geri çekildi BIST 500 endeksi de oradan sadece küçük bir marjla beraber. 11.033'ten günü kapatmayı başardı. E, Bistüz'deki düşüşe paralel bir şekilde %2.4'lük bir kayıp var. Ve e, hemen bir bankacılığı hatırlatalım. Çünkü bugün bankacılıktaki kayıplar ve kırılım e, Bistüz'e de yoğun şekilde sirayet etti. Neredeyse %3'lük bir düşüş vardı. Ve o düşüş özellikle saat 16.55 ve 17 sularında biraz daha kendini yukarı doğru atmaya çalışsa da özel bankalar çok da o noktada tutunamadılar. Ve hemen şöyle bir tabloya da bir bakalım. Garanti Bankası %4.39'luk kayıpla beraber günü kapattı. Yapı Kredi Bankası %3.34, Akbank %2.43... İşçe %2.72'lik kayıplarla beraber günü kapattı. Diğerlerine de hemen şöyle bir bakıyoruz. Vakıf Bank'ta, kamu bankaları tarafında da bugün önemli kayıplar vardı. Halkbank'ta Bank'ta %2.25, Vakıf Bank'ta %0.56'lık kayıp vardı. Diğerlerine de şöyle bir göz atalım. Albaraka bugün %0.17'lik kayıptaydı. Kalkınma Bankası 0.36, TSKB %4'e yakın kayıptaydı. Şeker Bank %3'ü aşan kayıpla beraber günü kapattı. yüzde %3'ü birazcık aşan kayıptaydı. Bugün QNB Finans Bank taban değerden kapatmayı başardı. Bankacılıktaki artmayı başarabilen tek senetse QNB Finans Bank'tı.